Evet çocuklar, bir tatil daha bitti. İşte yine beraberiz. İlk ders gününde sizi hiç yormayacağım. Yaşasın! Evet. Ama tatilinizi nasıl geçirdiniz de çok merak ediyorum çocuklar. En iyisi bugün ilk iki derste tatilinizi nasıl geçirdiğinizi kompozisyon olarak yazın desem. Ne dersiniz? Yazalım öğretim, evet direkt yazalım. Yazın ki tatilde yaşadıklarınızı yazarken bir kez daha yaşamış olursunuz. Ben de sizin yaşadıklarınızı kompozisyon kağıtlarınızı okurken yaşarım. Bakalım beni en çok hanginiz mutlu edecek? Hadi çocuklar, başlayın bakalım. Hanım, sana çok uzun zaman önce bir söz vermiştim. Ne sözü Mehmet Bey, hayırdır? 13 yıl öncesini hatırlamıyor musun? Rabbim bizi kelamıyla ilk bağladığında sen benden bir şey istemiştin de ben de söz vermiştim ya hani. Meğer annem ve babamın nikahları kıyılırken annem babamdan mihirle birlikte bir de umre ve hacca gitmeyi istemiş. Annem unutmuş ama babam hatırlatınca bir görseydiniz onu, sevinçten havalara uçtu. Ben annemi hiç böylesine mutlu, böylesine sevinçli görmemiştim. Annemin heyecanı ve sevinci bizim de heyecanımız ve sevincimiz oldu. 2 hafta içerisinde bütün hazırlıklar yapıldı. Eş, dost, akraba, büyükler, küçükler, arkadaşlar, aklımıza gelen herkes arandı. Görüşülüp helalleşildi. Helallik almanın önemini inanın yeni kavradım. Birazdan yola çıkacağız. Ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Kabe'yi görecekmişiz. Medine'ye gidecekmişiz. Peygamberimizi ziyaret edecekmişiz. Sen ihramın ne olduğunu biliyor musun? Ben ihramda giyecekmişim. Abi hadi çabuk ol. Hepimiz hazırız, seni bekliyoruz. Salih, bizimkiler çağırıyor. En son seninle helalleşmek, vedalaşmak istedim. Hakkını helal et, olur mu? Tamam, senin de selamını götüreceğim. Evden çıkmadan son kez yanımıza mutlaka almamız gerekenleri kontrol ettik. Babamın ilaçlarını unuttuğumuzu da son anda fark ettik. İnşallah 5 saat sonra huzurundayız. Nihayet sefer duasını da okuyup yola düştük. Ya Rabbi, bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Rızanı kazanmaya vesile kıl. Buyurun uçuş kartınızı lütfen. Oğlum benim, ne kadar yakışmış ihram sana böyle. Mehmet Bey, sana da çok yakışmış. Anne, biz neden ihram giymiyoruz? Kızım, ihramı sadece erkekler giyer. Biz bayanların ihramı giymiş olduğumuz bu kıyafetlerimizdir. Hem bak, biz daha rahatız değil mi? Biliyor musun Esma, ihramda dikiş olmuyormuş. Terliğimiz bile dikişsiz olmak zorundaymış. Bak Hamza, bilmen gereken başka şeyler de var. İhramlıyken koku süremeyiz. Bir yerimizden kıl ya da saç koparamayız. Karınca ya da sinek bile öldüremeyiz. Otları, çiçekleri koparamayız. Canlı hiçbir şeye zarar veremeyiz. Ne kadar da zormuş baba. Kızım, biz de ihramlı olacağız. Aynı kurallara biz de uyacağız. Aslında hiç de zor değil kızım. Hem umre bir ibadettir. Sadece kutsal toprakları görmeye gitmiyoruz. İbadetlerin de uyulması gereken kuralları vardır. Yapacaklarımız var, yapmamamız gerekenler de var. Peygamber Efendimiz nelere dikkat etmişse biz de onlara dikkat edeceğiz. Cidde yolculara için son çağrıdır. Lütfen 118 nolu kapıya gelinin. Anonsla kendime gelmiştim. Kutsal davete yolculuğumuz başlayacaktı artık. Pasaport kontrolünden geçtik. Yaka kartımızı takıp biletlerimiz elimizde demir kuşumuza doğru yol almaya başladık. Heyecanımız ve merakımız dinmişti. Telbiye, tekbir ve salavatlarla geçiyordu yolculuğumuz. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın evine, Beytullah'a, Kabe'ye gidiyorsunuz. Allah'ın Habibine, Resulullah'a gidiyorsunuz. Uçağımız daha inmemişti ama ben çoktan gitmiştim o kutsal topraklara. Sayın yolcular, mikat sınırına geldik. Henüz umre niyetini yapmamış olanlar varsa şimdi yapabilirler. Pilotun bu anonsuyla heyecanım biraz daha artmıştı. Evet, artık kutsal toprakların üzerinde uçuyorduk. İtiraf edeyim, heyecanım giderek büyüyordu.
Pasaportlarınız lütfen. Şuraya parmağınızı basın lütfen. Kameraya bakın lütfen. Cidde'ye hoş geldiniz. Mekke ile havaalanı arası 90 kilometredir. Umre programımıza başlamak üzere önce kalacağımız otele gideceğiz, sonra abdestlerimizi alıp lobide buluşacağız. Umre ibadetimizi yerine getirmek için Kabe'ye gideceğiz. Daha sonra Mekke'de ziyaret programlarımız olacaktır. Bize telefonlarımızdan 24 saat ulaşabilirsiniz. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Allah umrenizi ve haccınızı şimdiden kabul buyursun. Mekke'de Peygamber Efendimiz'i de ziyaret edecek miyiz abi? Mekke peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü şehir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de canım. Peygamberimizi Medine'de ziyaret edeceğiz. Ama çocukken Mekke'de oynamış değil mi abi? İstersen varınca Mekke'de sen de oynarsın hem ne dersin? Düşünsene, onun yürüdüğü yerlerde yürüyeceğiz. Onun gördüğü bazı şeyleri göreceğiz. Onu gören yerleri gezeceğiz, göreceğiz. Belki de dokunduklarına dokunacağız. Anne, Kabe nerede? Ben Kabe'ye gitmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Kalbim yerinden fırlayacak gibi anne. Kabe nerede mi? Pencereden dışarı bakın. Beyaz nehrin aktığı yerde. Anne, gerçekten beyaz nehir gibi. Herkes Kabe'ye gidiyor. Öyleyse biz ne duruyoruz hala? Hadi vakit geldi. Abdestlerinizi alın. Beytullah'a Efendimizin yaptığı gibi Babus Selam kapısından gireceğiz. Kabe'ye yaklaşıncaya kadar başınız eğik olsun. Gözler ilk defa Kabe'yi görünce kalpte Beytullah'ın azameti duyulur. O an Allah'ın yüce kudreti tasavvur olunur. Kabe'yi bir bütün olarak göreceğimiz noktaya geldiğimizde size haber vereceğim. İşte o an şu duayı yapın. Ya Rabbi, bu mekanda yapacağım dualarımı kabul et. Çünkü Kabe'yi ilk gördüğümüzde yapacağımız dua reddolunmuyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Unutmayalım, Kabe görününce telbiye kesilir, tehlil ve tekbirlerle dua edilir. Anne, Kabe'ye yaklaşıyoruz değil mi? Evet güzel yavrum, Kabe bize yaklaşıyor. Kabe bize, biz Kabe'ye yaklaşıyorduk. Her adımımızda heyecanımız biraz daha artıyordu. Sanki heyecan denizine düşmüştüm. Sadece ben mi? Hissediyordum. Babam, annem ve Esma da heyecandan titriyordu. Sanki ayaklar yürümeye takat getirmeyecek, oracıkta yığılıp kalacak gibi. Görevlinin, tamam şimdi başınızı kaldırabilirsiniz dediğinde benim için zaman durmuştu. Her şey durmuştu. Başımı hafifçe kaldırdım. Kalbim de durmuştu sanki. Beytullah bütün ihtişamıyla karşımızdaydı. Birbirimizin kalp atışlarını da hissediyorduk artık. Tutuldum. Bu muhteşem beytin karşısında çarpılmışa dönmüştüm. Bugüne kadar böyle bir güzellikle yüzleşmemiştim hiç. Aldı beni Beytullah. Ya Rabbi, bu mekanda yaptığım ve yapacağım dualarımı kabul eyle. Davet ettin, davetine icabet etmeyi de bize nasip ettin. İşte evinde, işte huzurundayız. Hamd sana, şükür sana. Ya Rabbi bizi affet. Günahlarımızdan dolayı tövbe ettik. Tövbelerimizi kabul eyle. Umremizi, haccımızı mebrur eyle. Bizlere sağlık ve afiyet ver, güç ver, kuvvet ver. Beyazı, siyahı, sarısı, her renkten, her ırktan, her dilden, yerkürenin dört bir bucağından Müslümanlar burada. Ya Rabbi, tevhid sancağını açan Resulullah'ın ümmetine, zalime ve zulme karşı birlik nasip eyle. Allah'ım, seni seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Elhamdülillah diyerek kendime gelebilmiştim. Ama Beytullah'ın ihtişamı bizi de kendisine çekmeye devam ediyordu. Tavafın sevabı çok büyüktür. Beytullah'ta namaz kılmaksa dünyadaki diğer bütün mescit ve mekanlarda namaz kılmaktan çok daha büyük sevaptır. Ama burada tefekkür ederek Kabe'ye bakmak da sevaptır bilesiniz. Tavaf edin, namaz kılın ve Beytullah'a, Allah'ın evine doya doya bakın. Kabe'yi tavaf edişimizin sebebi hikmeti nedir hocam? Biz Kabe'yi niçin tavaf ederiz? Kabe, İslam'dan önce de yüzyıllar boyunca inananlar tarafından kesintisiz tavaf edilmiştir.
Tavaf inananların Beytullah'ın etrafında sadece dönmesinden ibaret değildir elbette. Evrende her şey bir cazibe merkezi etrafındaki yörüngesinde, gezegenler güneş etrafında, güneş sistemi bir galaksi merkezi ve galaksiler de bir başka merkezi sistem etrafında dönmektedir. Kabe etrafında dönerek gerçekleştirilen tavaf, kainatın ve yaratılışın özeti, teslimiyetin sembolü sayılır. Sistemler uydularını kendilerine nasıl çekiyor ve onları cezbediyorsa, Kabe'de kendisine gelip tavaf edenleri öylece yörüngelerinde ışığa tutulmuş kelebekler misali döndürüyor. Hakikatte tavaftan maksat cismin tavafı değil, bilakis Allahu Teala'yı hatırlamak suretiyle kalbin tavafıdır. Ben okumuştum hocam. Tavafa Hacerül Esved'i selamlayarak başlıyormuşuz. Evet Esma. Eminim Hacerül Esved'in cennetten geldiğini de okumuşsundur. Tavafa başlarken Hacerül Esved'e istilam eder, yani ellerimizi kaldırarak onu selamlarız. Adeta Allah'ın davetine icap ettiğimizi, Beytullah'a geldiğimizi onu da şahit tutarız. 7 kez döneceğiz değil mi Kabe'nin etrafında? Ne güzel, merak etmişsin, okumuşsun, hazırlıklı gelmişsin Esma. Tavaf niyetiyle Kabe'nin etrafında her bir dönüşe şaut denir. Ve 7 şaut da bir tavaf olur. Biz de daldık çağlayanın içine. Bir damla misaliydik Kabe'nin etrafında akarken. Kalabalıkta kaybolmuştuk. Ama bu öylesine bir kayboluştu ki insan bu kayboluşta kendisini buluyordu. Çünkü yörüngemizi bulmuştuk. Müminler burada da eşitlenmişti. Çocuklar, eminim siz Zemzem'le ilgili de çok şey okumuşsunuzdur. Hı? Sadece okumadılar. Hacı ziyaretlerinde Zemzem de içtiler onlar hocam. İlk dedeleri getirmişti Zemzem'i onlara. Evet okuduk tabii. Şifalı su olduğunu biliyoruz. Hocam siz yine de bilmemiz gereken her şeyi anlatın lütfen. Anlatın ki Zemzem'i yudumlarken manasıyla birlikte kana kana yudumlayalım. Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'in kıssasını hepimiz biliriz. İşte Zemzem Allah'ın Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'e ihsan ettiği o mübarek sudur. Biraz sonra Safa ile Merve arasında yapacağımız sayda bu kıssayla ilgilidir. Hazreti Hacer oğlu için su bulmak, su temin edebilecek birilerini görebilir miyim diye Safa ve Merve diye bilinen bu iki tepe arasında gidip gelir. İki tepe arasındaki vadiye indiği zaman da çocuğu İsmail'i göremediği için orayı koşarak geçer. Bu su arayışı Cenab-ı Allah'ın hemen Kabe'nin yanı başında Zemzem suyunu ikram etmesine kadar devam eder. Zemzem Kabe'ye çok mu yakın hocam? Hani nerede? Evet, Kabe'nin 20 metre kadar doğusunda. Bak işte hemen Makam-ı İbrahim'in yanındaki tavaf alanına. Görüyor musun? İşte tam oranın altındaki kuyudan çıkıyor Zemzem. Peki hocam, Zemzem'in bilmediğimiz başka özellikleri var mı? Zemzem'in şifalı bir su olduğunu zaten biliyorsunuz. Ayrıca Efendimiz, Zemzem ne niyetle içilirse o yararı sağlar buyurmuştur. Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber'in Mekke'den Zemzem getirttiği de nakledilir. Ben de bir dergide Zemzem suyunda tespit edilen minerallerin oranlarının dünyada tescilli sulardakilerden daha uyumlu, özgül ağırlığının ise diğer suların hepsinden daha ağır olduğunu okumuştum. Zemzem her anlamda kendine has bir suymuş. Esma, bekle. Zemzem'i ayakta içmelisin. İyi ama annem bize suyu böyle içmemizi öğretti. Efendimiz suyu böyle içermiş. İşte bu da Zemzem'i diğer sulardan ayıran bir başka özellik. Suyu oturarak, çömelerek içmek sünnettir. Peygamberimiz Zemzem'i ise ayakta içermiş. Biz de Zemzem'i ayağa kalkıp Kabe'ye yönelerek içmeliyiz. Zemzem içerken Allah'ım senden yararlı ilim, bol rızık ve her türlü dert için şifa istiyorum. Kalbimi onunla yıka, hikmetinden doldur diye dua etmek de tavsiye edilir. Koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen say, bir arayışı simgeler. Hac ve Umre'de Safa Tepesi'nden başlayarak, Merve Tepesi'ne 4 gidiş ve Safa'ya 3 dönüş olmak üzere, bu iki tepe arasındaki gidiş gelişe say denir. Say yapmak vaciptir. Say sırasında erkekler, Hazreti Hacer'in koşturduğu bölümde, bugün yeşil direklerle belirlenmiş mesafede hervele yaparlar. Yani koşar adımlarla canlı ve hızlı yürürler. Zilhicce günleri Arefe'ye doğru akıyordu. Sadece bizler değil, Mekke'deki milyonlarca Müslüman hacı olmak için sabırsızlanıyordu. Arafat'a gitmeden hacı olunmuyor mu peki? Arefe günü Arafat'ta olmak
ve vakfede bulunmak haccın farzlarındandır Esma. Bir Müslüman yılın 365 günü Kabe'de olsa ve her dakikasını tavaf, namaz ve diğer ibadetlerle geçirse dahi hacı olamaz. O kişi hacı olmak için Kabe'den ayrılıp Zilhicce'nin 9'unda Arafat'ta bulunmazsa hacı olamaz. Abi, biliyor musun? Hacı olmak için gelen bütün Müslümanlar şu an buradaymış. Evet Esma, baksana gerçekten de mahşer gibi. Her birimiz bembeyaz bir okyanusta bir damla gibiyiz. Ne kadar muhteşem, ne kadar büyük bir olay bu böyle. Bakın çocuklar, Beytullah'a akar gibi akıyor burada da insan seli. Adım atmak bile mümkün değil adeta. Herkes ne kadar heyecanlı, ne kadar telaşlı. Eşi benzeri olamaz bunun. Milyonlarca insan kefenini giyinmiş, adeta yaratıcının huzuruna çıkmış gibi değil mi hocam? Evet, Arafat mahşerin provası gibidir zaten. Davet Allah'ın daveti. Allah'ın davetinin bir eşi benzeri olabilir mi hiç? Orası neresi baba? O taş? Orası Cebeli Rahme. Hazreti Adem'le Havva annemiz yeryüzüne indikten sonra ilk kez işte tam o tepede buluştular. Efendimiz veda hutbesini de o tepede bir taşın üzerine çıkarak yapmıştır. Çocuklar biliyor musunuz? Arafat duaların en çok kabul edildiği yerlerden. Arefe de en makbul olduğu zamanlardanmış. Arafat günündeki kadar hiçbir şey şeytanı küçük, zelil ve perişan düşürmez, onu öfkelendirmezmiş. Şeytanı öfkelendiren, zelil düşüren neymiş peki baba? Çünkü o gün rahmeti ilahinin indiğini ve herkesin bağışlandığını gören şeytan ne yapacağını şaşırırmış. Çaresizlikle öfkelenir ve zelil düşermiş. Gün boyu çadırlarda ibadetle meşgul olmuştu. Mahşer meydanını anımsatan Arafat'tan ayrılış vakti yaklaşıyordu artık. Güneşin batmasıyla birlikte yine telbiye, tekbir, tehlil, salavat ve dualarla Müzdelife'ye doğru hareket başladı. Adeta bembeyaz kefenlerine bürünmüş, zengini fakiri belli olmayan milyonlarca insan tepelerden aşağılara doğru akmaya başladı. Arafat'ta öğle ezanı okunduktan sonra öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kılmıştık. Yani cem-i takdim yapmıştık. Müzdelife'de ise yatsı vaktinde akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kıldık. Buna da cem-i tehir deniyormuş. Müzdelife vakfesi haccın vaciplerindenmiş. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra vakfe duamızı yaptık. Şeytan taşlamada atılacak küçük taşları da burada akşamdan toplamıştık. Artık her birimiz şeytanla savaşmaya, şeytanı taşlamaya hazırdık. Güneş doğmadan Müzdelife'den ayrıldık. Birazdan Mina'ya varmış olacağız belki de. Mina, Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in Allahu Teala'ya olan aşklarının, itaat ve teslimiyetlerinin sınandığı o muhteşem kurban ve şeytan taşlama hadisesinin cereyan ettiği yermiş. Hamza, Hazreti İbrahim'in kurban kıssasını biliyorsun değil mi oğlum? Bilmez miyim baba? Sen okumuştun bize hani. Hatırlıyor musun? Ben de Hazreti İsmail olmak istiyorum dediğimde ağlamıştın. Evet oğlum. Aslında hacca gelmeye, hepinizi buralara getirmeye ilk o gün niyetlenmiştim. Sen Allah için kurban edilmeye evet diyen, babası Hazreti İbrahim'i Allah'ın emrini yerine getirmesi için cesaretlendiren, Hazreti İsmail olmak isteyince İsmail'e getireyim istedim hepinizi. Cenab-ı Allah nasip etti. Rabbimize, Resulümüze, İbrahim'imize, İsmail'imize geldik işte. Ben de hatırlıyorum baba. Allah'ı her şeyden çok sevmemiz gerektiğini de söylemiştin. Evet kızım. Allah'ı her şeyden çok seveceğiz. Evlattan da, anadan da, babadan da. Düşünsenize çocuklar. Bu sınavda Hazreti İbrahim ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, İsmail ise bu uğurda canını vermek için, canını vermek gibi çok büyük bir sınavdan geçiyorlar. Bir tarafta Allah'ın emri ve aşkı, diğer taraftaysa ciğerparesi var. Ve her ikisi de sınanıyor. Allah sevgisi mi, evlat sevgisi mi? Allah sevgisi mi, yaşama arzusu mu? Öyleyse hepimizin burada düşünmesi gereken şey ne biliyor musunuz? Hazreti İbrahim ve İsmail misali, en çok sevdiğimiz varlıklarımızı Allah sevgisi uğruna feda edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bayramın ilk günü büyük şeytanı taşlamak üzere, şeytan taşlama. Yani cemaat mahalline gideceğiz. İzdiham konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Şeytan taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Şeytan taşlamayı usulüne göre yapmak gerekir. Çünkü şeytan taşlama
haccın vaciplerindendir. Şeytanı taşlarken kötülükleri, haksızlıkları, zorbalığı telkin eden şeytanı taşladım. Zalimi ve zulmünü, sömürüyü ve sömürenleri taşladığım gibi nefsimi de bir şeytan yerine koyup onu da taşladım. İstedim ki zulüm dünyası yerine yeni bir dünya kurulsun. Nihayet kurbanlar kesildi, tıraş olup ihramdan çıktı. Beytullah'la yeniden ve bu kez daha bir bilinçle, daha bir şuurla buluştum. Yine pervane olma zamanı gelmişti. Haccın rüknü, yani farzı olan ziyaret tavafını ve sa'imizi de yaptık. Elhamdülillah artık hacı olmuştuk. Artık Mekke'den, Kabe'den ayrılma vaktimiz yaklaşıyor. Veda tavafımızı da yaptık. Hüzün hapsoldu kalplerimize. Her vedada bir hüzün vardır ama bu ayrılık, bu veda hiçbir vedaya, hiçbir ayrılığa benzemiyordu. Günlerdir gözlerimizi alamadığımız Kabe'den ayrılmak kolay olabilir miydi? Lakin hüznümüzü dindiren tek şey bu kez kalplerimizin Medine ile, Ravza-i Mutahhara ile tutuşması, Resulullah'la buluşma heyecanımızdı. Kilometreler bir an önce bitsin istiyordum. Hatta ışınlanmak, bir an önce Efendimizin huzuruna çıkıp o iki cihan güneşine selam vermek istiyordum. Çocuklar, üç mescit var ki insanlar uzak yerlerden gelip orada namaz kılarlar. Mescid-i Nebevi işte onlardan birisidir. Abi, bakar mısın yeşil kubbeye? Ne güzel görünüyor değil mi? Zümrüt bir yüzüğün parıldayan taşı gibi. Ne güzel söyledin öyle Esma. O yeryüzünün en değerli zümrüdü çünkü. Ravza-i Mutahhara'nın peygamberimizin mübarek kabrinin tam üzerinde işte o yeşil kubbe. Ravza-i Mutahhara nedir peki? Allah Resulü evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim Kevser üzerindedir diyor. Ravza-i Mutahhara işte o cennet bahçesidir Esma. Ve nihayet huzurdayız. Yüreğim yine göğüs kafesime sığmıyor, hissediyorum. Yüreğim yine kıpır kıpır. Zaman yine durdu, biliyorum. Ravza-i Mutahhara'da, yani cennet bahçesindeyiz. Efendimizin ve sahabelerin namaz kıldığı, Hazreti Cebrail'in vahiy getirdiği, o vahiylerin Müslümanlara öğretildiği. Ertesi gün Efendimizin Uhud bizi sever, biz de Uhud'u diye methettiği Uhud'daydı. O büyük savaşın şehitlerini ve Hazreti Hamza'yı ziyaret ettik. Sonra da İslam dünyasının ilk mescidi, Kuba Mescidini, kıblenin Kabe'ye çevrildiği iki kıbleli Kıbleteyn Mescidini ve diğer yerleri ziyaret ettik. Son gün peygamber kokulu Medine'ye veda etmek, sahabeden ayrılmak o kadar zordu ki. Dönüş yolunda uçaktayken fark ettim ki ben de özlemişim dünyadaki sevdiklerimi. Okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı özlemişim.